Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz. Dünyanın en büyük salgınlarından biri, kara veba. İlk çağlardan 19. yüzyıla kadar Avrupa'da görülen salgın hastalıkların en yaygını ve en yıkıcısı veba salgınlarıdır. 541 yılında İstanbul'da baş gösteren Justinian vebası Bizans İmparatorluğunu yıkımın eşiğine getirmiştir. 1346-1350 yılları arasındaki kara ölüm, Black Death, kara veba Avrupa nüfusunun yaklaşık 1/3'ünü yok etmiştir ve büyük ekonomik ve sosyal çöküntülere yol açmıştır. Avrupa'daki son büyük veba salgını 1665 yılında Londra'da görülmüştür. O tarihte nüfusu 450 bin olan şehirde 70 bine yakın insan ölmüştür. Bu büyük salgının sona ermesinin 1666'daki büyük Londra yangınına veya Asya ile olan ticaret yollarının değiştirilmesine bağlı olduğu düşünülüyordu. Veba 17. yüzyılın sonlarında Batı Avrupa'da ortadan kalktı. 18. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra da Kuzey ve Orta Avrupa'da artık görülmedi. O tarihten sonra veba Osmanlı İmparatorluğu topraklarında, Balkanlarda, Anadolu'da, Arap Orta Doğusu'nda ve Uzak Doğu'da görüldü. Veba salgınları sırasında halk bu hastalığın bulaşıcı olduğunu düşünüyordu. Fakat hastalığın nedeni ve kaynakları hakkında farklı görüşler vardı. Salgın hastalık çoğunlukla Tanrı'nın günahkar insanlara verdiği ceza olarak görülüyordu. Hastalığın kaynakları üzerine düşünenler de kirli havadan veya sudan şüpheleniyordu. Salgını Yahudilerin veya cüzzam hastalarının suları zehirlemelerine yoranlar da vardı. Vebanın, etkeninin ve bulaşma yollarının belirlenmesi 19. yüzyılın sonuna kadar sürdü. Japon bakteriyolog Shibashiro Kitasoto ve İsviçreli bakteriyolog Alexandra Yersin birbirlerinden bağımsız olarak 1893 yılında veba etkeni olan Pasteurella pestisi izole etmeyi başardılar. İngiliz bakteriyolog Charles Martin de aynı yıl hastalığın insanlar arasında yayılmasındaki fare ve pirelerin rolünü ortaya koydu. Böylece veba ile mücadelede fare ve pireleri yok etme davranışları gelişti. Daha sonraki yıllarda önce aşı ve daha sonra antibiyotikler veba salgınları ile mücadele, koruyucu ve tedavi edici yöntemler olarak önem kazandı. Osmanlı İmparatorluğu'nda veba salgınları 19. yüzyılın ortalarına kadar devam etmişti. Kökeni ve tedavisi henüz bilinmediği halde Batı ve Orta Avrupa'da 18. yüzyılın ilk çeyreğinden sonra veba yok olmuştu. Bunun temel nedeni Avrupa'da karantina önleminin uygulanmaya başlamasıdır. İlk karantina 1377 yılında Ragusa'da yapılmıştır. Venedik Cumhuriyeti'nde ise ilk defa 1423 yılında zorunlu hale getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda ise karantina uygulamaları Avrupa'nın başlıca liman şehirlerinde hızla yayılmıştır. Venedik'e ve bağlı limanlardan gelen gemiler 40 gün boyunca demirli olarak bekletilmişti. Karantina kelimesi İtalyanca 40 gün anlamına gelen quaranto giorni kelimelerinden geliyor. İstanbul'u etkilemiş olan kara ölümden sonraki ilk büyük veba salgını 1467 yılında görülmüştür. Yaz ortasında başlayan salgının şiddetinden ölenleri gömecek kimse bulunamıyordu. Vebanın en yoğun olduğu yer Suriçi'ydi. Gidecek yeri olanlar İstanbul'u terk etmişti. O sırada Arnavutluk seferinden dönmekte olan Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'da salgın hastalık olduğunu öğrenince gelişini ertelemiş, ancak kış aylarında salgının sona erdiği haberini aldıktan sonra şehre dönmüştür. Veba salgınları 16. yüzyıl boyunca İstanbul'da aralıklarla devam etmiştir. Bu yüzyılın ortalarında çıkan bir salgında sefirler ve zenginler İstanbul'u terk etmiştir. Avusturya Macaristan sefiri ve Türk mektuplarının yazarı Buzkek 1562'de çıkan salgının en şiddetli döneminde günde 500 kişinin öldüğünü yazmaktadır. Evliya Çelebi 1568'deki salgında sur kapılarından binlerce cenazenin çıktığını söylemektedir. 1618, 1637, 1655, 1662 ve 1749'da görülen salgınların ardından 1778 yılının Ocak ayında öncekilerden daha şiddetli bir salgın ortaya çıkmıştır. Galata'da ve Suriçi'nde aynı anda başlayan salgın
Mayıs'ta daha da şiddetlenmiş ve Galata'da oturan Avrupalılar ve zengin tüccarlar şehri terk ederek Tarabya ve Büyükdere gibi Boğaz köylerine gitmişlerdi. Temmuz'da salgın doruk noktasına ulaşmıştır. Temmuz ve Ağustos aylarında günde en az 1000 kişinin öldüğü söylenmektedir. Eylül'de hafiflemeye başlayan salgın Kasım ayında sona ermiştir. Veba İstanbul'da 19. yüzyılda da etkisini sürdürdü. 3. Selim zamanında 1803-1804 yıllarında on binlerce İstanbullu vebadan öldü. 1811-1812 salgınında ise Mısır'dan önce İzmir'e, sonra da İstanbul'a gelen bir gemideki hastalıklı tayfalardan kaynaklanmıştır. Bu tayfaların şehre girmesiyle hastalık hızla yayılmıştır. Temmuz 1812'de salgını sınırlamak amacıyla şehrin belirli giriş yerlerine askerler yerleştirilmiş ve girişler engellenmiştir. Eylül ayında şehir içinde mahalleler arasındaki geliş girişler izne bağlanmıştır. Bu sırada günlük ölüm sayısı 1000-1200 civarındadır. Mahalle imamları ve mezarcılar cenaze kaldırmaya yetişemediğinden askerler de mezar kazmakla görevlendirilmiştir. 1813 Şubat'ında biten salgından sonra 100.000 ila 250.000 arasında insan kaybı olduğu tahmin edilmektedir. İstanbul'daki son büyük veba salgını 1836-1837 yıllarında olmuştu. Bu salgında 25-30.000 kişinin öldüğü düşünülmektedir. Yabancılar vebadan korunmak amacıyla Beyoğlu sokaklarında siyah muşambalar içinde dolaşmışlardı. Tanzimatın ilanından sonraki yıllarda İstanbul'da veba salgını görülmemek, salgınları önlemek için 19. yüzyılın başlarında geçici karantina önlemleri alınmıştı. Başta veba almak üzere salgın hastalıklar Osmanlı ekonomik, sosyal, kültürel yaşamını derinden etkilemiştir. Veba salgınları sadece İstanbul'da değil, Anadolu'da, Balkanlar'da, Mısır'da ve Arap Yarımadası'nda görülmüştür. Daha fazla video için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarih Yolundakiler Instagram sayfasını takip ederek bize destek olabilirsiniz.